Hoş geldiniz. Merhaba Esra abla. Gel Sevinç'im. Çok özür dilerim. Özür dileyeceğin hiçbir şey yok. Bazen hepimizin hayatımıza yaşadığı böyle derin bir boşluğa düştüğümüz, kendimizi kötü hissettiğimiz dönemler oluyor. Ama sanırım sen bunu 13 yıldır, hatta 10 yıldır çok daha yoğun hissediyorsun. Ezilmekten yoruldum Esra Hanım. Gerçekten çok yoruldum. Çocuklarım için bu zaman kadar çok savaştım. Gücüm bitti artık. Gücün hangi noktada bitti? Gücüm hiçbir noktada yoktum ki. Kendimi savaşarak geldim buraya kadar. Çok ezildim. Annem var benim ama ayakları yok. Arkamda duran kimsem yok. Çocuklarım üzülmesin diye ağlama. Ağlıyorsun, onlar üzülüyor. Sen ne kadar içim atayım, ben şeker hastasıyım. Elimde param yok, ben gidip sağlık ocağına ya hastaneye ilaçlarımı tekrarlattırayım, ben devam etmek zorundayım. Tamam, şişman olabilirim, ben insanım. Hep kadınlığımla vuruldum. Şişmansın, bir kadın erkek denir mi Esra Hanım? Şişmansın diyor. Kilolu, şişmanın ötesinde fıç. Nasıl erkek diyor sana, erkeğim mi diyor? Hepinizden özür dilerim, benim yüzümün hali bu. Bir hormon tedavisi. Ya, aslında olayın başını da anlatmak istiyorum. Ramazan Albahan'la bir evliliğim var. Bu arada sana şunu söyleyeyim mi? O yüzündeki her şey gider. Bak götürürüm de yemin ederim bunun tedavisi var. Lazer olur, o olur, bu olur. Bunların hepsi gider düzenli olarak yaptırdığımızda. Ama asıl olan senin o hissettiğin ve duydukların senin kulaklarından, senin zihninden silinir mi? Hayır. İşte onu... Yapamam, onu başaramam. O öyle bir kazındı ki mümkün değil. Betonda atsanız, asitle de yaksanız çıkmaz Esra Hanım. Bu benim kamarıma danımı işledi. Sevgili seyirciler, Ramazan'la 13 yıldır evli. Bu evlilikte 8 ve 10 yaşında iki tane çocuğu var Sevil'in. Normalde kendini böyle cabbar, dişli, güçlü bir kadın olarak tanımlıyor. Uzun yıllar bebeği olmadığı için, anne olamadığı için... Eşi ve eşinin ailesi tarafından... Çok ezildim. Yine aşağılanıyorsun. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Ben de isterim anne oğlum. Ben yuva kurmaya geldim. Affeder, çok özür. Ben Azerbaycanlıyım. Başıma gelmedi, kalmadı Esra Hanım. Ben buraya ezilmeye değil, yuva kurmaya geldim. Ben 3 kere kadın sığınma evine gittim. Bir kere beni aramadı. Ölü müsün, canlı mısın? Şu an aradı mı ölü müsün, sağ Hayır. mısın diye? Engelli, hepsi engelli. Tahammülüm yok. Ne varlıklarına, ne seslerine... Teneffüs bile, nefes alıyorlar ya, onlar bile sahte bana göre. Ben de onların gözünde kötüyüm. Tahammülün bitti mi? Bitti, bitti abla. Ben bitti. Çocuklarım için bu zamana kadar gelebildim. Bundan sonrasına yer yok. Beni bir evime boşa. İki çocuğunla nerede yaşıyorsun sen? Normal şartlarda işte Ramazan'la kayınvalidenle yaşıyor musun? Yok, 5 sene beraber kaldık. Sonra ayrıldınız. Başıma Hangi köyde yaşıyorsunuz Balıkesir'in? Bigadiç. Bigadiç'te, evet. İlçesinde yaşıyorsunuz. Kırca. Ne zaman başladı problemler? Zaten hiç bitmedi ki. Hiç bitmedi. Geldiğimden beri benim çocuk tedavisinden sonra yavaş yavaş bunlar başladı. Bir hormon tedavisi gördün. Evet, yok çocuk tedavisi gördüm. O yanlış olduğu için böyle dışarıya vurdu. İçime vursa daha çok hastalık yaparmış. Abla ben istemedim ki. Ben de kadın olmak istiyorum. Ben anneyim. Kadından öte. Ben bir anneyim. Yaşamak istiyorum Esra Hanım. Neyi yaşamak istiyorsun? Çocuklarım için. Daha fazla yaşamak evet, istiyorsun. Çocuklarım için kendim ne kızdığımı yaşayabildim. Ne gelinliğimi yaşayabildim. Ama çocuklarım. Bu yaşamaktan kastın bir sağlık sorunun var mı? Şeker hastasıyım. Şeker hastasısın. Tansiyon hastasıyım. Onun dışında senin yaşamına engel olabilecek yok. Bir şey yok. Çalışırım. Yaşamak istiyorum derken hayatı herkes gibi ben de... Keyifle yaşamak istiyorum. Bir bardak çayı içerken, ya o huzurum çayı içtiğim olsun. İçin mutlu olmak ve huzurlu olmak istiyorum. Bir bardak çayım olsun,
Onu üç kişiye bölerim. Önce kızım, sonra kalırsa Eman'la. İçmesem de olur. Onların karnı doyuyor ya. Biz onlardan çok rezillik çektik. Kafan rahat olsun. Çocuklarım yanımda, kafam çok rahat. Onlar benim dünyanın en güzel varlıkları. Dünyanın hiçbir şeyinde gözüm yok. Ben çok özür dilerim, buraya ne paraya ne pula değil. Kurtarın beni, sokakta çadır kurar yaşarım. Çocuklarımla mutlu olayım. Yani yeter ki seni kocan Ramazan'dan boşayayım. İnsan insanın, özür dilerim, insanı seni ne kadar yok görür. Taş duvar, 4 aydan beri eve gelmiyor. Herkesin annesini sever. Ben annem için başımı keser önüne koyarım. Kadın bize namustur. Her şeyini belden aşağı vurdular. Her şeye göz yumdum. Kimsem yok Esra Hanım. Eğer seni incitmeyecekse şunları sormak istiyorum. Siz şu anda eşinle aynı evde mi yaşıyorsunuz? Yokum ki abla. Ben onu hiçbir zaman 12 senedir yoktum. Hayır, peki sen evdeyken o eve geliyor mu? Gelmiyor. Ne yapıyor? Gelmiyor. Nasıl? Çok özür dilerim. Yanlış anlamayın. Mesela hayvan damı burada, çok özür dilerim, yanlış anlamayın. Şurada hayvan damı varsa bizim ev burada. Hayvan damına oradan hayvanlara bakıyor, gidiyor, geliyor. Hayvanlarıyla ilgileniyor. Oradan çıkıp gidiyor. Kafanı kaldır da evin önündeyiz. Hadi beni görmüyorsan. Ben zaten seni beynimden, içimden silmişim, yoksun. Yanlış anlamazsan şunu söyleyebilir miyim? Yani ne seninle, ne çocuklarıyla, hayvanlarıyla ilgilendiği gibi ilgilenmiyor. Zaten annesinde yaşıyor. Şimdi evin içerisinde hani eşlerimiz bir takım işte lakaplar takar, bir takım sözler söyler. Daha önceki yıllarda sanki bunlar normalmiş gibi davranırız ya da sadece biz duyuyoruz, bizden başka biri duymadığında o sözün zararsız olduğunu düşünebiliyorduk. Ama artık çağ o kadar değişti ki daha 2 gün önce gazetelerde ve haber bültenlerinde Yargıtay'ın yeni bir kararı. Mesela evde eşiniz Ali bana atmış, oradan biliyorum. Sizden çay isteyecek kocanız. Ne der? Ya Esra'cığım bir çay verir misin? Ya Esra bana bir çay getirir misin? Ama onun yerine şöyle hitap ettin. Düşün. Alo. Bak. Alo. Alo kim? Ben miyim alo? Yani ya da şşt, bana bak tombili atıyorum. Ya bunlar yaşanıyor, yaşanmıyor mu? Ya da sen diyorsun ki kocan sana diyor ki Sevil yani erkeğim gel bakayım buraya. Bakın bunların hepsi aslında hakaret. Sizi fiziksel anlamda aşağılamak, karalamak, sizi üzmek. Siz bunları ilk duyduğunuzda belki gülebilirsiniz, belki alttan alabilirsiniz ama bunları sık sık duyan bir kadın, sık sık bu tarzdaki bir davranışa ve muameleye maruz kalan bir kadın, kendine olan saygını kaybediyor musun? Asla, ben bir anneyim. Sen annesin ama insan kendine olan saygısını kaybediyor, özgüvenini kaybediyor. Asla yok, yerlerde sürünüyor. Özgüvenini kaybediyor. Yani düşünsenize, hep kendinize dışarıdaki o kişinin gözüyle bakıyorsunuz ve onun söylediklerini bir süre sonra o kadar sindiriyorsunuz ki kabul etmeye. Sen bunların hepsini yaşadın. Erkeğim diyor. Evet. Başka ne diyor? Şişmansın diyor. Ekmek az ya. Zaten ne veriyorsun ki ne yiyeyim? Bakmıyorsun. Yediğin lokma bile o evin içerisinde... Evet, çok görülüyor. Çok görülüyor. Çocuklarıyla dalga geçiyor mu? Hani senin senden zaten çocuk bu kadar olur gibi. Bana, ben sizin programı işim olsa da bırakır, ne olur olsun bir saat sonra göre hiç önemli. Önemli olan sizi takip ederim ben, bakarım evde de. İnternetim olmuyor zaten, televizyonu kaçırmam. Bana dedi, şu dana, özür dilerim, yanlış anlamayın. Anası ne ki, danası ne? Siz burada dediniz ki, anası ne, danası ne? Öyle bir ceza verir, öyle bir şey duydum ben, ceza alırsın. Bu da boşanma davasıdır, geldi. Efendi gibi, otur şuraya dedim. Esra abla gözümüzü açtı bizim dedi, maymun düştü. Kaç defa düştü? 5-6'dan önce gözüm açıldı. Şuraya otur dedi, ben sen yanına oturmam. Tamam, ayakta dur, önemli değil. Zaten merhaba bile demiyor Esra Hanım, ölümün canlı mısın? Ben sahipsiz değilim ki. Kaç yıldır böylesiniz? O Cansu dünyaya geldi. Ay özür dilerim, kızın adını vermeyeyim. Kızım dünyaya geldi. Oğlanı istemedim açıkçası. Gördüm giden yol değil. Hadi çocuğum biraz büyüsün, belki akıllanır. Karşıma kaç defa oturtturdum, bak olmaz, bizim yolumuz yol değil. Ben siz televizyona çıktığında Esra abla ne olur, ben de kurtardım, bak uzadayım televizyona, elimi yapıştırıyorum acaba görür mü, saçmalık değil mi? O kadar konuşacağım çok şey var ki, şuramda da yutkunamıyorum artık. Ne biriktirdiysen söyle. Bana diyor, benim adım Dombili falan, şişmanım, belki ondan takabilir, artık arsızlaştım. Alıştım artık. Zoruma gidiyor. Kadınım ben ya. Ben Allah yaptı, kendimi seyrek olmadım ki. Benim adım Sevil değil.
Tombilidir, ombilidir değil. Benim adım bu. Sen şu, kocanın, bu. Kocanın ağzından kaç kez adını duydun? Ya da son duyma, kaç yıldır görmedin? Duymadım abla. Hey hoy. Beni zaten aramaz. Ben onu bir 10 kere ararım. Bak gel çay içeyim. Çocuklar bak. Bu benim yaşadığım olay Esra abla. Ben buna meşhur olmayı da değil. Yok derdimi anlatayım, beni kurtar. Başka bir şey de istemiyorum. Kaç defa ararım bak gel. Arıyorsun. Belki bu başım öpücü. Ben şeker hastasıyım. Kışın geldi şekerim düştü. Kız aramış. Aa, kızım arama bak. Gelmiş beni bak. Yastık burada değil mi? Ben ayağını böyle ittiriyor da. Çürüdü daha, ölmüş, soluğu kalıyor. Ben ölse dedim burayı gömmeyin. Gidin dedim çocuklara dedim. Bak kime diyorsunuz deyin. Derdinizi anlayacak biri varsa beni vatanıma göndersin. En azından gelip de bir şey, Fatiha suresini okurlar. Benim... Onunla aynı mezarda bile yatmam hayır, diyorsun. Hayır istemiyorum, hayır. Bu dünyada bir daha hiç kimse senin Ramazan'la yan yana getirmesin. Hayır, asla. Buradan eşine ne söyleyeceksin? Ona dediğim şey... Bugüne kadar seni yok saydı ama şu evet. Anda milyonların önünde varsın. Ve sana o evin içerisinde yaşattığı bir zulümse, hakaretse, yaptığı her şeyle yüzleşmeye de hazırsın. Ne söylemek evet. İstiyorsan söyle. Beni sürekli kovuyordu. Git ve ben güzel söyleyeyim. O acayip... Daha anladınız? Ağır konuşuyor. Hayır. Evet, öyle bana git, kapış orada. Hep biraz tartıştığımızda bırak çocukları git. Özür dilerim büyüklerimizden. Ben çocuklarımı sana göre dünya getirmedim ki. Ben çile çekiyorsam onlar için. Sen gider hayatını kurar, keyfini sürersin ama benim böyle bir lüksüm yok. Ben çocuklarım için buraya geldiysem bir ekmeği 3 günde onlara gideririm. Kendim yemesem de olur. Yüzüm yettiği kadar onlara bakarım. Ama şart herkes hayvanca çocuk getirir dünyayı da gücü yettiği kadar taşıyor. Ben onları her şekilde kendime siper ederim. Ama istemiyorum asla. Asla ve asla. Ne ölü söyleyeyim ben, ne dirisi dirime. Ben evimi bıraktım geldim ya. Bak benim yatak odam yok. Oturma odam yok. Mutfak dolabım yok. Anası bana 2 tane ceket aldı. 50 defa gözünden gelsin. Burnundan gelsin. Alma kardeşim, ben sana yalvardım mı? Onun bunun verdiği eşyayla olundum. Onun bana aldığı eşyadan tek bir eşya getirmedim Esra Hanım. Bak yemin ederim yalan söylüyorsam şuradan çıkma nasip olmaz. Şunlarla geldim, bir haftada bunların üstündeyim. İsteme, ben istemeyen adamın hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Benim param, benim hakkım var ya, ona haram zıkkım olsun. Çocuklarımın hakkını versin, ben onlara bakarım. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.